Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Eurotransfer 2 için yeni bir DLC paketi çıktı. Hemen şöyle alt tab yaparak gösterelim. Schwarzmüller adında bir markanın, Dorse markasının Dorse'leri oyuna eklendi. Bunu bekliyorduk ve çıktı. Bunun öncesinde bildiğiniz gibi American Truck Simulator için bir DLC paketi çıkmıştı. Şimdi iki tane DLC paketimiz oldu. R2 R oyun için tek bir DLC çıktı. Şimdi American Truck Simulator'a, onu da videosunu çekeceğim, direksiyon tasarımları gelmişti. Gerçek bir firmanın tasarımını oyuna eklemişlerdi. 20 tane böyle özgün direksiyon tasarımı oyuna eklendi. Çok güzel yakıştılar böyle. Bunda SCS ne yapıyor? 30.000 adet lisans anahtarı hazırlıyor. Çekiliş sitesi var, Glim.io diye. Hani American Truck Simulator çekilişini de buradan yapmıştık hani. Burada bir sistem kuruyor. Mesela bu çekilişte bu lisans anahtarını almak için ETS'ye gidip en az 50 saat oynamış olmanız gerekiyor. ETS2 Facebook sayfasını ziyaret edeceksiniz. SCS Twitter hesabını takip edeceksiniz. Wilhelm Schwarzmüller şirketinin Facebook sayfasını beğeneceksiniz veya ziyaret edince zaten geçiyor da, çünkü bir şey var. Değişmiş buradaki sistem. Her neyse, YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Bunun sonucunda size direkt böyle bir lisans anahtarı veriyor. Ama şu an bitti galiba. 30.000 adet vardı çünkü. Ama baktım sabah alanlar falan vardı. Şansınızı deneyin yani şu an. Hani hemen direkt abanmayın satın almaya. Satın almak isterseniz 6 TL. Diğer paket de böyle aynı şekilde, direksiyon tasarımına da 6 TL. Bu Dorse paketi ile 5 tane Dorse geliyor. Tanker geliyor, işte kayar perdeli Dorse de geliyor, soğutuculu Dorse geliyor, tomruk Dorse'si geliyor. Şimdi zaten onunla gideceğiz. Lovebed Dorse geliyor. Böyle son derece ayrıntılı tasarlanmış, gerçek teknik verilere dayanan, işte bu gerçek sonuçta bir marka, bu sonuçta lisanslı bir Dorse. İlk kez lisanslı bir Dorse geldi. Bunlar böyle Hannover'da kamyon fuarı var, ticari araçlar fuarı var, böyle ağır ticari araçlar. Yine bu hafta başladı yenisi. 2014'ten beri bu firmayla bunlar temastalarmış. İşte ne oldu? Lisans anlaşması sonuçlandırıldı filan. Oyuna aktarımı filan. Böyle bayağı sürdü. Şimdi 1.25 güncellemesinden sonra oyuna geldi. Tabi takip edenler bedava aldı şeyi. Bunun dışında yine kabinde şöyle göreceğiniz gibi Schwarzmüller'in bayrakları, kupası ve şapkası var. Bu şapkada sorun var. O düzeltilecek. Bir güncellemeyle düzeltilecek. Zaten o rapor edilmiş durumda şu an. Başka bir şey yok. Şimdi Dorse'yi alacağız. Bu yeni gelen Dorse'yi. Bu Dorse'nin ben tomruklarını çok beğendim. Çünkü zaman zaman biliyorsunuz SCS ne yapıyor arkadaşlar? Dorse'deki yükleri değiştiriyor. Mesela su tankeri falan vardı bu Dorse paketinde. Hakkında sayfasından bakacak olursak. Bunlar böyle bir değişti. Şimdi yine aynı şekilde yeni bir Dorse geliyor, paket geliyor ve onun yükleri de değişiyor. Ama şu var, düz yatak Dorse'de arkadaşlar, mesela bunlar değişmişti ya. Bir dakika, şeyi bulacağım da bu. Schwarzmüller diyor bak. Şöyle bir Love Dorse geliyor, bak logosu burada. Bunlar mavi tamamen. Kepçe falan. Şimdi bu modeller biraz sırıtıyor aslında. Şöyle gösterelim. Bu kepçe değil de ekskavatör biraz sırıtıyor. Bu model eski ya. Ya bunlar değişebilir şey zamanla. Forumda bunun konusunu açmıştım. Bu modeller zamanla değişir. Güzel olur. Keşke böyle Construction Simulator'da olduğu gibi böyle indirebilsek değil mi? Harika olabilirdi. Kereste doğrusu çok hoşuma gitti benim. Şimdi bak böyle kereste, yani tomruk diyelim. Kereste farklı oluyor. Bu tomruk dorsisi. Tomruk yani yüklü. Bunlar çok güzel modellenmiş ve oyuna aktarılmış. Şimdi zaten bunu taşıyacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yükümüzü aldık. Burada Promos haritasını oynayacağız. Promos uyarlandı zaten. Evet. Burada parçalar var. Kereste parçaları var. Onlar sallıyor böyle. Tartak. Polonya'dayız. Lublin'deyiz. Lublin'deyiz. Direksiyonumu görüyorsunuz. Ya bu videolarda böyle, ara videolarda direksiyonu göstereceğiz. Topuzu kaldırmadım yine ya. Bakın böyle yakından bakalım. Yani güzel. Schwarzmüller. Bunun okunuşu nasıl dersiniz ya? Schwarzmüller geçin yani. Öyle deyip geçin yani şimdi.
İngilizce'de Schwarz böyle bir T araya falan giriyor ama sallayın ya, Schwarzmüller. Mesele bunu satın almakta, söylemekte değil adını. Tomruklar çok hoşuma gitti benim ya. Bunu taşıyayım dedim. Bu tür yükler nelerde vardı? İşte Jazzik'in kargo paketlerinde falan vardı. Ayrı olarak yapılan yine dorsal paketlerinde de oluyor. Farklı yükler. İşte böyle böyle artıyor. Şimdi Dorse geçildi, gördüğünüz gibi Dorse'deyiz artık yani. İki güncellemedir Dorse'de gelişmeler yapılıyor. Alacağız bir tane Schwarzmüller. Böyle açık Dorse. Arkadaşlar. Sonra sadece tomruk taşıyacağız. Paramız neye yeterse onu alacağız. Bakalım ne zaman gelecek o özellik. Ama yani bu önümüzdeki güncellemelerde ben bekliyorum artık ya, yaklaştık çünkü. Fransa paketine de yaklaştık. Hatta zaten bu Schwarzmüller'in bu Dorse tankeri var. Gıda tankeri var. Fransa'daki o fotoğraflarda gösterilmişti. Ama tabii hiç dikkat etmedik falan, böyle önemsemedik. Bana daha sonra Selçuk abi söylediğinde, işte bir de canlı söylemiştik işte Dorse paketi bekleniyor diye. Çıktı bugün. Bu Amerikan traksimetre direksiyon tasarımına gelince ben dedim hani ETS-2'ydi artık galiba, onu böyle salacaklar. Dün de çıkardılar. Takip edin arkadaşlar. Şimdi bizim aktarımız zaman alır. Şimdi konuyu yazacaksın falan, paylaşacaksın, zaman alır. Mutlaka SCS'in blog sayfasını takip edin. Twitter hesabını takip edin. Takip edin. Bir şey oluyor. Pat hemen alıyorsunuz lisans sanatlarını. Güzel değil mi yani şimdi? Tamam, ücretli ama yine de ilk başta 30 bin adet böyle size veriyor. Alıyorsunuz. Şimdi bu arkadaki çamurluk da böyle, o Schwarzmüller yazan paspas çamurluk olayı da böyle animasyonu olacak, dehşet olurdu ya. Sallanacak böyle, süper olurdu. Bu bayraklar gibi yapılabilir aslında ya, değil mi? Bayraklar da var. Yani bayraklar takılım, ben de şu an takıl değil bende de. Yani bayraklar gibi olacak işte onlar da zamanla demek ki. Şapka öyle bir bozuk olmuş. Evet, 1.25 bitti. Şimdi sıra 1.26'da. 1.26'da artık millet Fransa'yı bekliyor. René Rennstein'i bekliyor ama bir açıklama yok arkadaşlar. Olduğunda zaten sitemizden öğrenebilirsiniz. Takip edebilirsiniz Facebook sayfasını. Bu tür şeyler için yani Facebook önemli. Facebook gerçekten önemli arkadaşlar yani. Bu tür olayları takip etmek, hemen lisans sanatlarını almak falan. Bunlar da önemli oluyor. Takip edin yani son gelişmeler. Hemen birkaç satırlık bir haberle oyun sahibi oluyorsunuz falan. YouTube'a güzel bir özellik geliyor. Community özelliği. Topluluk sekmesi olacak. Tartışma kısmı var ya YouTube'da. Kanalın hakkında kısmında falan yazıyor. Tartışma kısmı var ya. Orada Facebook tarzı böyle gönderiler paylaşabileceğiniz bir sistem geliyor. Yabancı kanallarda bazılarını test etmişler, başlatmışlar. Ya paylaşıyorsun orada, sadece biz paylaşıyoruz. Facebook'ta olduğu gibi paylaşıyorsun, bir duyuru olur, işte bir haber olur, paylaşıyorsun. Ondan sonra o oraya böyle sosyal ağ kıvamında olacak zaten YouTube'un artık şeyi. Böyle sosyal ağlarda olduğu gibi oraya yorumlarınızı yazıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Güzel olacak çünkü video çok zahmetli bir iş. Video çekilmesi, hazırlanması falan, bunlar zaman alıyor. Oradan bir duyuru yapmanız gerekiyor. Burada 55 bin kişi var. Başka kanalların daha da fazla abonesi var. O kitleyi yönetemiyorsunuz. Facebook tamam devreye giriyor ama başka bir site sonuçta. Yani şimdi YouTube'da video izliyorsun, sonra Facebook'ta gidip bir şey yapacaksın filan. Karışıyor ortalık. Hatta daha da geliştirilebilir de, onlar zamanla gelecek şeyler. Öyle bir topluluk sekmesi gelecek. Orada duyurular filan yapılacak. Haberler paylaşılacak.
Polonya treni de geçiyor. Tanıtım filmini izleyin. Tanıtım filmini zaten hepsini gösteriyor Dorsey'in. Ondan sonra diğer direksiyon tasarımı daha da hoşuma gitti benim ya. ETS2 o direksiyon tasarımlarına uymaz ya. Bu tür kampanyalar olacakmış. Gelecekte işte bu tür DLC'ler, mesela işte yeni bir marka ile daha anlaşılır. Bu şekilde bloktan böyle bir çekiliş sistemi, bir kampanya azlanır, paylaşılır. Önemli oluyor. Lisans bu. Resmi bir olay şu an geliyor bu Dorsey'nin. Bunun bir sürü getirisi var onlara. Amerikan Traksimetre direksiyon tasarımları geldi. Çok güzel. Onların mesela bir getirisi var. O da resmi bir şirket. Lisanslı direksiyonlar geldi. Böyle böyle gelebilecek çok şey var. Lastikler mesela bekliyoruz hali. Bak Michelin lisanslı olsa Michelin lastikleri gelirdi. Resmi lastikler. Çok iyi bir pazarlama aracı bu. Yani o kamyon üreticileri olsun. Yine kamyonlar için üreten mal ürün üreten firmalar olsun, mesela Dorsey değil de Dorsey'nin bilmem şey kısmı işte artık neyse. Yani böyle böyle markalar burada yerini alıyor. ETS2 çok büyük bir tanıtım aracı ya, yani hiç bilmediğiniz bir kamyon markasının bir ürünü Dorsey falan kullanıyorsunuz burada, öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. Tıpkı Farmax Metre'de olduğu gibi, bak yine aynı şeyleri söylüyorum ama olay bu yani. Kızmayın, niye bu DLC'ler geliyor? Nasıl gelecek? Nasıl gelişecek bu oyun? Yani nasıl gelişecek? Ne istiyorsunuz ki yani? Bu arada diğer Türkiye haritası da devam ediyor çalışmalarına. En son hani Mut Silifke attığını gösterdiğimiz harita modu. Alk ekmek böyle büfeler olur ya fırınların. Orada ekmek satılır filan. Öyle modeller bile var. Üst geçitler filan var. ATM'ler var demiştik işte. BİM filan var demiştik. O tür modeller tasarlanıyor. Ahmet Dimenek yapıyormuş onu. Ekibe katılan birisi. Yine 3 kişiler şu an geliştiriyorlar. Güzel olacak yani harita. Modeller her şeyi değiştiriyor. Yani şehirde düşün işte, ATM var, BİM var. İşte bir üst geçit var. Bizim ülkemize göre tasarlanmış. Alt ekmek diyoruz. Büfeler var filan, böyle reklam puanları, duraklar filan da var bu arada. Böyle olunca işte demiştik ya bir önceki videoda. Şehri farklı yapıyor. Normalde çiz, koy binaları bitsin. Al sana şehir, ama öyle bir anlamı kalmıyor. Cami olacak, okul olacak filan, böyle tabelalar yazacaksınız oraya. Avrupa Türkiye haritasında vardı ya, hastane hastane vardı hani, o olaylar süper şeyler. Mesela buradan bir tomruk yükleseler bize, değil mi? Yanaşacağım böyle Sprint tarihte olduğu gibi. Ya da Construction Simulator'da işte Farming'de falan yanaşacaksın. Dolduracak adam oradan. Neyse, Farming Simulator 17 çıkıyor arkadaşlar. Orada yaparsınız. Belki bu sürüş biraz daha iyi olmuştur. Ya demo videolarından bir şey anlayamazsınız. Ya direksiyon zaten bu yıl kesin oynamak zorundayız. Farming Simulator 17'yi. Ya direksiyonsuz oynamam yani. Ya oynanır yine. Yine oynanıyor da. Ama direksiyonsuz yani oynamak istemiyorum. Videolarda falan canlıyında Farming Simulator 17'yi direksiyonsuz oynamayacağız ve joysticksiz kesinlikle.
Doğrusu bu. Tekrar bakmak gerekirse hani böyle burada belgeler melgeler olur ya, onları da böyle yapıştırmışlar. Tabii okunmuyor. Böyle inceleyelim. Sanki ne göreceksek yani. Ne varsa. Böyle bir olay. Yani işte ineceksin, bağlayacaksın ama yok öyle bir dalga. O zaman bu Dorse'nin biraz anlamı olur, değil mi? O zaman biraz daha böyle merakla bekleriz bu tür DLC'leri, paketleri, yeni dorseler gelsin. Neyse. Artık. Kişisel dorseye doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Amerikan Traksimetre'nin yeni direksiyon tasarımını göstereceğiz. Bir tane direksiyon tasarımıyla bir sefer yapacağız bu şekilde. Hoşça kalın.